Sakarya Meydan Muharebesi. Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları. Viyana çekilmesini 238 yıl sonra Sakarya Nehri boyları, Polatlı ve Haymana'da durduran aziz şehitlerimiz. Yedi düveli bize getirmek için cepheden cepheye koşan, adını peygamberinden alan Mehmetçikler. Eşini ve oğlunu Çanakkale, Sarıkamış, Gariça, Hicaz ve Yemen ellerinde şehit verip Kurtuluş Savaşı'na baltasıyla katılan Anadolu anaları. Vatanımız işgale uğramasın, ezanlar susmasın, bayraklar inmesin dediler. Göğüslerini düşmana siper edip yurdumuzu çiğnetmediler. Öğreniyorum, tabiatı seviyorum. Projesi kapsamında Polatlı'dayız ve Polatlı Doğatepe eteklerinde Kartal Tepe'nin hemen yanı başında. Burada şehitlerin ruhunu şad etmek, onlar planda yaşasın dedik. Planlarımız şu an Diktik Üniversite öğrencisi, tarih öğrencileriyle birlikte. Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi. Meydan Savaşı aslında bütün milletçe topyekün, o milli iradenin ortaya konduğu, bütün varımızın yokumuzun ortaya konduğu, halkın da bütün desteğinin verildiği bir muharebe olarak da anılmaktadır. Halkımız için bu emre itaat etmeyenlerin istiklal mahkemelerinde yargılanması için Kastamonu, Ankara gibi illerimizde, 4 tane vilayetimizde İstiklal mahkemeleri kurulmuş, ancak hiçbirisi İstiklal Mahkemesi'nde bu sebeple yargılanmamıştır. Bu da halkımızın özveriyle bu emirlere itaat ettiğini gösteren önemli bir hadisedir. 23 Ağustos'ta düşman önce Mangal Dağı bölgesine, yani sağ kanat bizim batıya döndüğümüz zaman
bizim sol kanadımıza vurduğu Mangal Dağı, on Türbetepe bölgesine, şu elimin gösterdiği bölgedir. Hemen Atatürk'ün arkasında olan sırtlar. O bölgeye ilk birinci hafta yaptıkları bir çevirici, Haymana'nın güneyinden Ankara'ya doğru yapmak istedikleri bir çevirici hareket vardır. İki kol ordusuyla. Ancak buradaki bulunan birliklerimiz ciddi bir mücadele vermişler. Bulundukları hattı terk etmemişler. Yenilmişler bazı mevzilerde. Mangal Dağı'nın ilk mevzileri işgal edilmiş. Ancak o mevziye Mustafa Kemal Paşa, evet burası işgal edilebilir ama onun gerisindeki hatta, hemen bir sonraki hatta tekrar mevzilenerek savunmaya devam edecektir birlikler diye talimat verdikten sonra, direktif verdikten sonra o hatlar savunmaya başlamış. Ve cephemiz batıya dönmüşken o Mangal Dağı'nın bir kısmının düşmesiyle cephemiz güneye doğru şu şekilde dönmüştür. Daha sonra ikinci hafta içerisinde ise sağ kanattan sonuç alamayınca Yunan ordusu bu sefer merkez kanada, yani Doğa Tepe'nin ve kuzeyine doğru olan bölgeye de 30 Ağustos'tan itibaren taarruzlarını yapmış. Bu Doğa Tepe 30 Ağustos'ta maalesef düşmüştür. 9 Mayıs 1919. Ve ilk verdiği bir demeç var. Diyor ki biz Elen ırkını kurtarmaya geldik kardeşim. Anadolu'da Elen ırkı ne kadar? Türk ne kadar? Müslüman ne kadar? Bir kral geliyor ve diyor ki biz Elen ırkını kurtarmaya geldik. Ve beyaz bir atın üzerinde geliyor efendim. Tarih 29 Mayıs. Bakın özel bir tarih. Konak meydana iniyor ve bunu ilan ediyor. Ardından İnönü Savaşı'nı kazanmışsınız siz. Tamam mı? Çok güzel. 21 İnönü Savaşı kazanmışsınız. Fakat Eskişehir Kütahya'yı kaybetmişsiniz. Yunan Kralı gelmiş. Büyük bir moral, büyük bir depo elde etmişler. Çok büyük sayıda bir asker getirmişler. Ve siz 200 kilometre yakın bir alanı terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Kolay bir hadise değil. Ve mecliste büyük tartışmalar var. Biz burayı terk edelim, burayı bırakalım, Kayseri'ye taşınalım, ne yapacağız? Ya halk bıkmış, milletvekilleri de bıkmış. Ve orada bir lider var. Kesinlikle bırakamayız diyor. Ve başkomutan seçiliyor. Ve Ağustos ayı itibariyle, Ağustos'un 7-8'inde verdiği kararlar var. Tekrar Emirliğe kararları. Halka gideceğiz. Başka nereye gideceksiniz? Ama halk bıkmış savaştan kardeşim. Eskişehir Kütahya'ya bakıyorsunuz, 100 bin yakın ordunun yarısı savaş alanını bırak bitmiş. Ve bu insanı siz yeniden kanalize edip buraya çağırıyorsunuz. Ve halka bir güven olayı var bakın. Ve savaş 22 gün 22 gece süren bir savaş. Milletvekili geliyor. Çamaşırını kendisi orada yıkıyor. Burada cephede savaşıyor. Şimdi öyle bir cephe bu cephe. Yani ben ilk defa geliyorum. Yanlış yapmışım. Şimdiye kadar gelsem daha iyi olurdu. Biz hep farazi anlatıyoruz. Önce biz kendimizden başlamamız lazım. Nasıl anlatırız? Önce bir kendimizi anlatalım. Şu coğrafyayı, şu ortamı gördüm. Şurayı gördüm. Çok farklı bir ortam. Tarihi önemi olan bir yerdeyiz. Şüheda'nın kağıt üzerinde tarih yazıldığı değil de tarihi bizatihi yaşattığı ve yazdırdığı yerdeyiz. Çanakkale Savaşı bizde hep önem arz etmiştir. Hala da öyledir ama şöyle de bir gerçek var galiba. Çanakkale Meydan Muharebelerini deniz ve kara kazandıktan sonra maalesef Birinci Dünya Savaşı'nı yine kaybetmiştik. Burada böyle bir imkanımız da yoktu. Yani bu muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi'ni kaybettiğimiz takdirde bütün savaşı kaybedebilirdik. Yani Milli Mücadele veya Kurtuluş Savaşı olarak adlandırdığımız savaşı kaybedip kaybetmeyeceğimizin artık dönüm noktası olduğu bir yerdeyiz. Buradan ötesi büyük ihtimalle yoktu. Viyana çekilmesinden Sakarya zaferine canları ve kanlarıyla destanlar yazan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar gencecik fidanlar, birer damla çocuktular. Kan gibi dökülüp aktılar ülkemizin ırmaklarına. Can oldular vatan topraklarına. Onlar çiçek çiçek açıp gittiler. Zaferler tarihimize şan ve şeref verdiler. Halen gelincikler kızıl, güller al aldır. Tüm çiçekler renklerini isimsiz ve mezarsız şehitlerden alır. Meçhul askerdense de isimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin, Mustafa'dır. Anadolu coğrafyasından savaşlara gönüllü katılan, bizi düşmana çiğnetmeyen eroğlu erlerdir. Onlar sabah güneşinin ilk ışıkları, akşamın grup vakti kızıllığıdır. Onlar için ne yapsak az.
Sakarya Meydan Muharebesi.